Şaşırtıcı bir ürün girecek içine. Sevgi Köyü'nün o muhteşem pekmezini kullanıyorum. Şu kıvama bir bakar mısınız? Vallahi efsane olmuş Denizcan. Çak. Yapılabilecek en sağlıklı hamburgeri yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can bağlarımız, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Biz biraz üşüyoruz ama iyiyiz, keyfimiz yerinde. Çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Ben bugün neler yaptım, neler. Canımız hamburger çekerdi, ben yapmaz mıyım? Hamburger ekmeğini yaptım efendim, mayonez yaptım. Ondan sonra çok da güzel pekmezli bir de köfte yapmadım mı içine? Ya akşam tam böyle oturuyorduk, canım hamburger istedi. Filiz de bir telefona baktık, dedik belki vardır. Böyle getir götür vesaire var mı? Hiçbiri burada yok. Sonra düşündük ki buraya kargo bile gelmiyor. Sonra düşündük aynen buraya kargo bile gelmiyor. Araba da yok, şimdi bir yere gidemeyeceğiz. Can da istedi, iş başa düştü ve Filiz'le birlikte çok güzel bu hamburgerleri yapmış olduk. Hadi izleyelim o zaman. Önce unumu eleyerek başlıyorum. Meraklım ya hemen konuya dahil oldu tabii. Biraz tereyağı, yarım paket bu, 125 gram. Sobanın üstünde eritiyorum. Misler gibi koktu. Evet, yoğurma kabının içine biraz maya, şeker, bir çay bardağı süt, ılık su. Bu arada süt de ılıktı. Karıştırıyorum, çırpıyorum. Mis gibi kokan tereyağım da yoğurma kabının içine giriyor. Karıştırmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş elediğim unu kullanmaya başlıyorum. Tuzu da dahil ettikten sonra yoğurmaya başlayacağız. Bu arada ben tuzu unutmuşum. Siz daha erken ekleyebilirsiniz. Yoğurma işlemi devam ediyor. Güzelce yoğurdum. Ne kadar yoğursanız o kadar güzel olacak. Artık mayalanması için beklemeye hazır. Hamurumuz mayalanıyor. Biz çekim yapabilmek için dışarıya aldık ama siz tabii ki birazcık daha sararak mayalandırma yapabilirsiniz. Gayet güzel kabardı. Biraz tezgahımı unlayacağım. Hamurumun gazını alacağım. Hamurum gayet iyi durumda. 4 eşit parçaya böleceğim. Bu benim için yeterli. Bezelerime şekil veriyorum ve tepsiye alıyorum. Bezelerimin üstüne yumurta sarısı sürüyorum. Sonra da biraz susam. Ve sobada pişirmeye alıyorum. 200 derecelik fırında siz de evinizde 17-20 dakikaya yakın pişirebilirsiniz. Bu süre yeterli olacaktır. Sobadan mis gibi kokular gelmeye başladı. Ve işte karşınızda sonuç. Gayet iyi gözüküyor. Tam bir hamburger ekmeği değil mi? Oo, çok güzel gözüküyorlar valla. Eline sağlık şimdiden. Ve sarımsaklı mayonez yapımı başlıyor. 2 yumurtanın sarısını kaba alarak başlıyorum. Beyazından iyi ayırmış olmanız önemli. Bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı limon suyu kullanacağım. Bir yemek kaşığı sirke koydum, bir yemek kaşığı daha ekliyorum. Elma sirkesi olmalı, başka sirke olmaz. Sarımsaklı mayonez yapıyoruz, o yüzden sarımsaklarımı ince ince doğruyorum. Bunlar da daha en baştan kabın içerisine giriyor. Biraz elimle şöyle karıştırıyorum. Artık çırpma işlemine başlıyoruz. Bir çay bardağı zeytinyağımız, bir çay bardağı da ayçiçek yağımız vardı. Bunu yavaş yavaş çırpıyoruz. Uzun bir çırpma işlemi olacak. Sabırlı olmak gerek. Çırpmaya devam ediyoruz. Deniz de bana yardım ediyor. Kıvam almaya başladı. Rengi zaten beyaza döndüğünde artık hazır demektir. Bizim de mayonezimiz hazır.
Gayet kıvamlı. Ve mis gibi bir hamburger köftesi geliyor. Şaşırtıcı bir ürün girecek içine. Sevgi Köyü'nün o muhteşem pekmezini kullanıyorum. Şu kıvama bir bakar mısınız? Ne kadar güzel bir kıvamı var. Evet, kendi yaptığımız pekmezler biliyorsunuz. 1,5 kaşık normal pekmezlerden kullanabilirsiniz ama bizimki çok kıvamlı olduğu için 1 kaşık benim için yeterli olacak. Müthiş gözüküyor. Chopper hesabımızdan alabilirsiniz. Şu yoğunluğa bakın, şahane. Çok güzel bir tat veriyor, asla şekerli olmayacak. Tuz ve karabiber ekliyorum. Bunu isteğinize göre koyabilirsiniz. 1 kaşık sirke koyuyorum. Bu köfteyi birazcık daha çürütecek. Küçük parçalar halinde tereyağı koyuyorum. Çok güzel bir tat verecek bu da. Sonra yoğurmaya başlıyorum. Hamburger köfteleri çok uzun süre yoğrulmuyor ama tereyağı olduğu için biraz uzun yoğurdum. Yine de erimiyor tabii. Şöyle elimde istediğim büyüklükte parçaları alıp bir yağlı kağıdın üstüne koydum. Bizim için 3 tane hamburger yeterli olacak. O yüzden şöyle güzelce elime şekil veriyorum. Yağlı kağıdın diğer parçasını kapattım. Elimle biraz bastırdım. Merdaneyle ya da benim yaptığım gibi şişeyle biraz daha inceltebilirsiniz. Sevgi Köyü'nün şişeleri birçok işe yarıyor gördüğünüz gibi. Evet, istediğim incelikte oldu. Biraz buzdolabında dinlendiriyoruz. Bir 15 dakika yeterli olacaktır. Daha uzun süre durmasında da bir sakınca yok tabii. Öncelikle tavamın altını açıyorum. Biraz kızdıktan sonra pişirmeye başlayacağım. Vallahi hamburger köftelerimiz de çok güzel oldu. Şu cız sesi duyuyorsunuz değil mi? Önce tabanına biraz mayonez sürüyorum. Marul bence hamburgere çok yakışıyor. Tabii hardalsız da olmaz. Çok da güzel pişti. Vallahi mis gibi de kokuyor. Evet dostlarımız, nasıl oldu? Şimdi bunları afiyetle yiyeceğiz ama dışarıda yiyeceğiz biliyorsunuz. Dışarısı şu an -5 derece. Dışarı şöminemizi yaktık. Güzel bir keyif yapacağız köy evimizin bahçesinde. Evet Filiz, artık ben dayanamıyorum. Şöyle patatesle başlayacağım. Vallahi ben direkt şu hamburgerin içindeki soğanlara bile yükseliyorum. Acıktık bayağı çünkü. Şap 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 diye. Oha, çok iyi. Oha, çok iyi. Yazık, mayonez mi bulaştı? Gerçekten çok iyi. Aşağı suyu damladı. Keşke ikiye kesip şöyle sıkıyorlardı ya hamburgeri. Ama şöyle değil mi? Çok başarılı değil mi? Yapılabilecek en sağlıklı hamburgeri yiyoruz bence. Yani bu kadar olur daha, ne yapacaktık? Oo, harbiden damlıyor köftenin suyu. Benim beklediğimden de daha güzel olmuş. Hani güzel olur diyordum ama yani 10 numara olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Kesinlikle bu ekmek normal hamburger ekmeklerinden çok daha lezzetli oldu. O kadar doğal malzeme, tereyağı. Vallahi mayonez de çok güzel, hep çok güzel. Ben tam böyle şey Whopper gibi, yani Burger King'in Whopper'ı gibi seviyorum. Domates olsa süper olurdu ama mevsimi değil. Zaten domates de yok evde. Olan malzemelerle. Vallahi efsane olmuş Denizcan. Çak. Tabii şimdi şöyle negatif bir durum var. Şimdi artık canımız bunu çekecek. Yaparız. 3 saat yap.
Ya 3 saatte yaptık, 10 dakika sürmez bitiririz şimdi biz bunu. Ekmeğini sobada. Patatesler sobada. Patates köftesini kendimiz yaptık. Mayonezi kendimiz yaptık. Daha ne olsun? Yani şapırtı sesleri için çok özür dilerim. Pardon ya, birden kıtır kıtır. Bir tek şey, ketçabı da evet ilerleyen bir zamanda kendimiz bir deneyelim. Yapalım yani. Bir de turşu ya. Evde salatalık turşumuz yoktu. Diğer turşular da olmaz yani. Olmaz diye düşündük. Fakat valla köy ortamına. Evet, 10 numara. Çocukları da uyuttuk. Bizim Sevgi Köyü'nün menüsüne koyalım bunu ya. Ha. Çok iyi değil mi? Sevgi Köyü'nde bu hamburgerlerden olacak. Olmalı yani, çok iyi bence. Big Mac menü 109 lira mıydı? Öyle bir şeydi en son. Ben şaşırmıştım. Yani çok çok geldi bana 109 lira. 10 kişi gitsen 1000 lira veriyorsun, hamburger yiyorsun McDonald's'ta. Yani ucuz hamburger olması lazım. Yani. Bu arada tam hamburgerim biterken kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Siz deniyor musunuz evde, yapıyor musunuz? Ya da tarifinizi beğendiniz mi? Böyle videoların devamının gelmesi için bize destek olmanız gerek. Destek olmak için ne yapabilirsiniz? Daha çok yorum yapabilirsiniz. Videoları beğenmeden geçmeyelim. Ablalarım, abilerim diye. Benim şapırtımdan sen duyuluyor musun acaba? Ondan çok korkuyorum. Ya inşallah duyuluyorum. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Diğer videolarımızda görüşene kadar hoşça kalın. Murat Deniz bir türlü izin vermiyor. Alayım mı, buraya getireyim? Ah. Nasıl valla, İlgi istiyor ya, tam. Ne yapıyorsun diyor. Ya bakıyor. Sen bizim mutfağımıza hoş geldin. Tatlı çocuk. Hamburger sever misin? Hamburger sever misin tatlı çocuk? Daha yemene en az bir sene var ama. Oo. Oo, daha çok var baba. Bir elma püresi ye de. Değil mi ya? Değil mi ya?